Evet sevgili dostlar sponsorlarımızın katkısıyla hazırlanan videomuza hoş geldiniz. Safalar getirdiniz. Fenerbahçe'de forvet için yeni hedef. Yani Fenerbahçe'de Ceko'yu yedek bırakacak bir forvet. Ama öncesinde şununla başlayalım. Arda Güler ve ailesine menajerlerden ahlaksız teklif diye. Arda Güler için dünya çapındaki önemli menajerlerin sezon devam ederken oyuncuya ve ailesine oldukça çirkin bir sözleşme yaptığı sözleşme teklif ettiği öğrenildi. Şimdi sözleşmesinde 1500 dakikayı tamamlamazsa 5 milyon euroya serbest kalır diye bir madde varmış Arda'nın. Ve bu süreyi tamamlamadan önce menajerler aileyle iletişime geçiyor. Haber Global'den Sercan Hamzoğlu'nun haberine göre. Hem Arda'ya hem de aileye Arda sakatım desin ya da bilerek kart görsün ama 1500 dakikayı tamamlamasın. Bu durumda 5 milyon euroya serbest kalır. Size de çok büyük imza parası veririz. Teklifinde bulunuyorlar. Arda Güler ve ailesi bu tekliflere gelen menajerlere görüşmeyi reddediyor ve irtibatı kesiyor. Son günlerde Arda Güler'in ailesi komisyon istiyor haberi falan var ya. Onun da ne kadar gerçeği yansıtmadığını, bu teklifleri yapan menajerlerin Avrupa basınında bu haberleri yaptırdığı öğrenildi diye. Şimdi şunu söyleyeyim. Birçok kişiye etik gelebilir. Hocam işte biz olsak biz de aynısını yapardık diyebilirsiniz. Ama bu etik değil. Bu ahlaklı bir davranış değil. Yani futbolcu şöyle böyle. Arda Güler'le bak Fenerbahçe bir görüşme aşamasında. Bir, bir şeylerin planını yapıyor Fenerbahçe. Ee, ve görüşmeler gerçekleştiriyor. Peki Arda Güler'le yapılan iki zirvede neler yaşandı? Şimdi onu konuşalım. Şimdi Fenerbahçe'de Arda Güler ve ailesine iki tane kritik zirve yapıldı. İşte detaylar. Arda Güler'in geleceğini belirlemek için yapılan iki zirvede genç futbolcunun yanı sıra Fenerbahçe'den Ali Koç, Ahmet Ketenci ve Selahattin Baki yer aldı. Selahattin Baki'nin işin içinde olup da Fenerbahçe'nin başarı elde ettiği çok bir şey yok ama neyse. Arda Güler'e net bir şekilde hem maddi hem manevi açıdan önemli teklifler yapıldı. Genç oyuncu da bunları dinledi. Fenerbahçe cephesi Arda Güler'e net maaş olarak takımın en çok kazanan yerli futbolcusu olmanın yanı sıra Önemli bonuslar teklif etti. Arda Güler'e para konusunu dert etmemesini en iyi ve en güzel rakamın kendisine verileceğini garanti etti. Şimdi ben Arda Güler olsam ulan Ali Koç'a derim ki akrabalarımdan işte Ahmet'i Mehmet'i şunu bunu da işe sok. Yapar mı? Yapar. Eğer ee, Arda Güler böyle olursa anlatabiliyor muyum? Şimdi ee, en azından bir sezon daha kal. Başkanlıkta son bir yılına gireceğini ve gelecek yıl seçim olacağını Arda Güler ve ailesine aktaran Ali Koç genç futbolcuya Fenerbahçe'ye getiren isim olarak en azından bir sezon daha kalmasını rica etti. Şimdi e, arkadaşlar bir sezon kalmasını inanın bizler de çok istiyoruz. Çünkü mantıklı olan bu. Arda Güler, Ali Koç'a minnettar 17,5 milyon euroluk serbest kalma maddesinde kendilerinin de önem en azından 25 milyon euroluk bir teklif olmadan ayrılmayacaklarını iletmişler. Ali Koç da paranın hani konunun para olmadığını Arda Güler'in büyük futbolcu olduğunu ve kendisini çok sevdiğini belirtmiş. Arda'nın tek endişesi var arkadaşlar. Avrupa devlerinden teklif aldı. Bir sezon daha geçirirse bu tekliflerin olmayabileceği konusunda endişelerini aktarmış. Ali Koç'ta geleceğinin parlak olduğunu bu yaz kendisini direkt oynatmayı düşünmeyen Avrupa devlerinin kendisini gelecek sene ilk 11 oyuncusu olarak alacaklarını belirtmiş. Ali Koç ikinci görüşmedeki sıcak ve samimi ortamın Arda, Arda Güler ve ailesine güzel bir tatil yapmalarını, rahatça düşünmelerini ve tatilin ardından yeniden görüşebileceklerini iletmiş. İki taraf sarılarak görüşmeyi noktalamış arkadaşlar. Şimdi buradan ne anlıyoruz? Buradan anladığımız kadarıyla hani ee, buradan anladığımız kadarıyla Arda Güler Fenerbahçe'de kalmaya daha daha niyetli. Yani, kalmaya daha daha niyetli. Ama çekingeler var. Doğrudur. E, Doğrudur arkadaşlar çekingelerin olması gayet doğrudur ee, ama ben bu işin sonunun güzel bir yere gittiği e, görüşündeyim yani bilmiyorum içimden bir ses öyle söylüyor bu iş çok güzel bir yere gidiyor diyor yani içimdeki ses diyor yanlış anlaşılmasın bakalım hep birlikte ne olacak yine devamı var aslında ama devamı inşallah yakında kap olarak açıklanır. Fenerbahçe'den orta sahaya Hollandalı dünya yıldızı. Aslında var ya asıl başlık koymam gereken bu da. Şimdi Fenerbahçe Edin Dzeko'yu aldı. Edin Dzeko'nun ardından takıma yeni yıldızları katmanın peşine düştü. En azından onu paratoner olarak kullanıp ve Galatasaray'dan artık Galatasaray ee, artık hakemlerle hakemlere bir şekilde şampiyon olduğu için artık şampiyonluğu da devralmak istiyor ve dünyaca ünlü yıldızlarla kadrosunu güçlendirmek istiyor. Şimdi Ryan Kent sessiz ses sedasız çocuk geldi etti ama ilginç yani. Ee, Brezilya süperstar Filip Coutinho ile de Fenerbahçe görüşmeye başladı ama o iş tamamen olmadı gibi. Jorginho Vijnaldum. Vijnaldum ben de biliyorum Vijnaldum olduğunu ama Vijnaldum diyeyim. Şimdi Fenerbahçe bu gidişte satın almadığımız futbolcu kalmayacak. Sezonu İtalyan ekibi Roma'da tamamlayan 32 yaşındaki yıldız için harekete geçti. Paris saint germainin kapısını çaldı, oyuncunun son durumunu sordu. Ado da düşünülmüyor. Ya bu Paris Saint-Germain ne kadar futbolcusunu kiralamış. Değil mi arkadaşlar? Merkez orta saha oyuncu milli takımının 8 milyon euroya kadar düşmüş e, transfer market değeri. 18 milyon euroyken 8'e kadar düşmüş. Roma'da 23 maç, 2 gol, 1 asist, 1094 dakika. Hani Roma'ya gitmiş tutunamamış. Bu şunu söyleyeyim. Geçen sezonun başında kaval kemiği kırılmış. Şubat ayında sahalara dönmesine rağmen istenilen performansı gösterememiş. Yani hali de Roma satın alma opsiyonunu kullanmamış. Paris Saint Germain'e geri dönmüş. Kadroda da düşünmüyor. Bütçe 5 milyon euro. 32 yaşındaki futbolcunun sözleşmesi 2024'te bitecek. Fenerbahçe'ye. En iyi teklif Fenerbahçe'den diyor. Arkadaşlar ben bunu doğrulamıyorum. O yüzden de başlığa bunu koymuyorum. Kariyeri dikkat çekiyor tabii. Kariyeri gerçekten çok iyi bir futbolcu. Feyenoord, PSV, Newcastle, Liverpool, Paris Saint-Germain, Roma ve kariyerinde önemli başarılar kazanmış bir oyuncudan bahsediyoruz. Liverpool'a Şampiyonlar Ligi, <laughs> UEFA Süper Kupası, İngiltere Premier Ligi ve FIFA Kulüpler Kupası'nı kazanmayı başardı diyor. Çok yönlü bir oyuncu. Ee, hani ben şunu söyleyeyim. Bu bize önerilen alsanız olur mu denilen isimlerden bir tanesi. O yüzden ben bu arkadaşa sıcak bakmıyorum. Ben bu arkadaşın olmayacağı görüşündeyim. Bana da gelen bir duyum yok. Putinyo konusu da tamamen iptal oldu. Yani az buz değil tamamen iptal oldu arkadaşlar bilginiz olsun. Sebebi neydi ki? Sebebi neydi ki? Yani tamamen duygusal diyeyim. Şimdi biz asıl haberimize dönelim. Yedinci koyu yedek bırakacak forvete dönelim. Fenerbahçe Edin Ceko ve Batu yanına bir yıldız daha eklemeyi planlıyor. Şimdi bu da mecbur arkadaşlar. Bakın 5 oyuncu değişikliği var. A forvetin ne kadar iyi ise B forvetinde o kadar iyi olmak zorunda. Bu benim şahsi fikrim. Katılırsınız katılmazsınız. Hedefteki isim geçen sezon 21 gol atan İspanyol forvet Fran Navarro. Hocam Allah'ını seversen bu mu Ceko'yu yedek bırakacak? Evet bu. Yani böyle bir arkadaş alacaksan Deko'yu yedek bırakacaktır. Yoksa elinde senin Batshuayi var. Batshuayi gitmeden sıkıntı. Fenerbahçe edince Ceko Batshuayi ile forvet ikilisini bir üçüncü yıldızla desteklemek istiyor. Hedef Fran Navarro diyor. Mario Branco temasa geçti. Valencia çıkışlı 25 yaşındaki Santrafor geçen sezon Portekiz ekibinde 43 maça çıkıp 21 gol 3 asist. 13 milyon euro transfer market değeri var. 43 maç 3689 dakika. Yani hakikaten 41 maça falan tekabül ediyor. 21 gol 3 asist yapmış. Şimdi ben burada başka bir şey söyleyeceğim. Kontratının son yılına giriyor. İkinci forvet 10 numara olarak da oynayabilen Yıldız Futbol ceza sahası içinde de etkili bir isim. İngiliz basın Navarro'na transfer için Premier League ekibinden Fulham'ın da girişimlerde bulunduğunu yazmış. Ben şunu söyleyeyim arkadaşlar. Ben bu arkadaşa hani Fran Navarro Jesus'un özel isteğiydi. Yani Jorge Jesus'un özel alalım ne olur bunu alalım alalım başkanım ne olur alalım dediği bir isimdi. E, o yüzden ben şimdi olacağını zannetmiyorum Bu ismin. Yani bu transferin gerçekleşeceğini zannetmiyorum. İkincisi biz bence az forvet aldık. Ceko. Şu an için ikinci forvet bak şu an için ikinci forvet Batshuayi. Şu an için 3. forvet Serdar Dursun. Yani düşündüğüm zaman e, hani ben 4. bir isim aklıma gelmiyor. Şunu söyleyeyim. Oldu ya. Bak şu ayı gitti. 12, 13, 15, 20, 30, 50, 100 ne olsun olsun. Alınacak isim Fran Navarro olabilir mi? O zaman olabilir. Yani Batu Şua'yı satılırsa Fran Navarro olur. Batu Şua'yı satılmazsa bize böyle bir forvet gelmez. Musa Dembele'yi çok konuşuyorlar. Hani ben de çok konuştum. Devre arasında almaya çalıştığımız bir isim. Ee... Hani devre arasında almaya çok çalıştığımız bir isim. Ama Musa Dembele defteri kapandı gibi bir şey var. E hocam Galatasaray alıyormuş. Ya Galatasaray 50 tane futbolcu alıyor sizin gözünüzde. Alamadığı zaman sessiniz çıkmıyor. Ama adı anılmaya başladı mıydı? Bak adamlar kimleri alıyor. Biz kimleri alıyoruz demeye başlıyorsunuz. Bu da bana komik geliyor. Onu da söyleyeyim. Yani uzun lafın kısası. Ceko'yu yedek bırakacak forvet asla ve asla gelmez. Böyle bir ihtimali kafanızdan çıkarın. Ha. Bize ne lazım? Bize öncelikle bak hücum hattını güçlendirmek, orta sahayı güçlendirmek, şampiyonluk için güçlü bir takım kurmak lazım. Şimdi orta sahayı güçlendirdin. Sa güçlendirmene gerek var mı? Burada anlatmak istediğimi tam anlamanızı istiyorum ya. Burada anlatmak istediğim şeyi tane tane söyleyeyim. Parayı hücuma, transferi hücuma kullanacak olursan savunma hattın zayıf olmak zor. Hocam her bölgeye bir lider. Mesela aldım Sakatlanmasa kütür kütür do. ya da Renato Sanchez konuşulacak. Merkeze bir tane aldın. Kres bu araba idare eder. Sol kanada Wilfred Zaha'yı alsan kenti sağ kanata idare eder. Forvet'te Ceko var Batu idare eder. Hocam stopere bir tane kütür kütür alalım. Yanındakini idare eder. Sağ bek değil de sol bek alalım. Ferdi zaten var. O da idare eder. Kaleci de artık Allah vergisi. Üç Türk kuralı var. Üç Türk kuralı. Ha benim gözümde şu. Bulabiliyorsanız Lugano gibi bir tane stoper bulun. Koyun. Yanında Luan Perez de oynasa. Emir Ortakaya da oynasa. Atilla Salahi de oynasa. Onu adam eder. Ferdi'yi sabit mi yapıyorsun? Sol beke, Lincoln, e, Osterwald. Bence ikisi yeter. Tamam. Bence ikisi yeter. Orta sahada Crespo, Arao, İsmail, Mert Hakan. Hani İrfan Can'ı da 8 oynatırım Ben zannetmiyorum 8 oynatacağını ama. Hadi İrfan Can'ı da 8 oynattı diyelim. İnanın. Kötünün iyisi yeter. Ama sol kanada bir Zaha çek. Sağ kanada müthiş bir isim çek. Torbetine Ceko çek. Bunların yedekleri de bu kadar olmasa da bir şeyler olsun. Sonra görelim. Stoper için Bekao. Bekao ile ilgili çok fazla duyum var. Çok fazla iddia, çok fazla söylenti var. Yudinez ise Fenerbahçe'nin Bekao için yaptığı 7 milyon euroluk teklifi reddetti diyor. Mr. Cristiello. Böyle bir iddiada bulunuyor. Yani 7 milyon euro teklif etmişiz. onlar da reddetmiş. Şimdi Ulaş abi de diyor ki tertemiz kuates. Olmadı. Luan Perez'e artı bir miktar para verip Marsilya'dan Leandro Ballerdi ya da Betis'ten Pezzella ya da Atletico'dan Savic çekerim ben bu defteri kapatırım diyor. Yani Arda Güler'in çıkış maddesi 17,5 M€'ya 10 12'ler falan konuşulur. Çok saçma diyor. Şimdi e, bahsedilen isimler Coates ismi falan öyle basit beleş isimler değil arkadaşlar. Hani 32 yaşında evet Sport Lizbon'un futbolcusu yaşlı diyebilirsiniz. Kabul. Ama e, hani o kadar isimler değil. Ha Leonardo Balerdi ismi 24 yaşında 10 milyon euro piyasa değeri var. Muhtemelen izlemiş de konuşuyordur. Hani 1.87 boyunda stoper. Kaç maça çıkmış? 44 maç, 3374 dakika. Demek ki bir şeyler var ki çıkartmış. E, Pezzella ismini daha önce nerede duydum ben ya? O da 97 doğumlu. O da benzer şeydi. Aa bu Pezzella Tolbeck diye diyebiliyorum. Anlaşım mı var? Bir de Savic'e bakayım. Milinko Savic. Yok. E... 50 milyon euro Lazio'dan. Harfim. Başka Savic'tir herhalde ya. Ben yanlış şeye bakmışım. Neyse. Burada kastettiğini ben anladım. Burada kastettiği şey şu. Hani 10-12'ye ona 10 vereceksen verme daha iyisini al. Yani 10 milyon euroya verme daha iyisini al. Ben de şunu söyleyeyim. Kafası çalışan adam bu paraya gider Nino'yu alır. 7 milyon euroya. Bak 7, ye, 7 milyon euroyu Nino'ya serin Nino'yu getirirsiniz. Mekaya MK'ya da gerek kalmaz. Hala da tereddütleri var birçok kişinin. Hocam diyorlar işte ee, Bekao, yavaş falan filan diyenler var. Ben onu söyleyeyim. Ha Kuates falan geçin. Ballerdi falan gündemimizde yok. E, onu söyleyeyim. Şimdi 7 milyon euro teklif ediyorsun. Adamlar kabul etmiyor, 10 milyon euro çekiyor ve ee, sıkıntı. Levent Ümit Erol da demiş ki, Udinese oyuncusu Bekao için 7 milyon euro teklif etti, 10 dediler, düşmediler. Fenerbahçe resmi çekti. Inter'in Hollandalı yıldızı stoper Stefan De Vrij'e resmi imzayı attırma kararı aldı Fenerbahçe diyor. De Vrij yeni sezonda Fenerbahçe'de demiş. Bakın, De Vrij ee, resmen Fenerbahçe'de demiş. Ben demiyorum. Levent Ümit Erol diyor. Ee, hani duyum tutmaz. Çıkmaz. Sonra bana kimse bir şey demesin. Önümüzdeki sezon Fenerbahçe'de diyor. Çıkarsa da tabii ki de takdir edeceğiz. Ee, Lüe TV diyor. Duyum ona ait. Şimdi Devriş bizden en son ne istemişti? Ben hatırlatayım size arkadaşlar. Stefan Devriş. Devray. 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 Artık nasıl okunuyorsa. Ben yazıldığı gibi okunayım da. 8 milyon euro piyasa değeri var. Yaşı 31. Ama 1.89 boyunda kütür kütür stoper. Hollandalı. Hollanda milli takımın oyuncusu belli mi olur? Belki Fenerbahçe bu ismi alırsa bak ben bunun da mantığını söylemiş Böyle bir ismi alırsak hani böyle bir ismi alırsak Osterwolde'yi de vitrine sokmuş oluruz. Emin olun Osterwolde'yi de milli takım atmış oluruz. Yıllık 3 milyon eurodan 3 yıllık sözleşme istemişti. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç çok bulmuştu. Ben bir şey söyleyeyim mi size? Beka mı devirici mi? Aynı şartlar. Aynı şartlar da değil. Futbolcunun sözleşmesi bitmiş. 3 imza parası ver. Yıllık 2 anlaş. Bonuslarla 3'e anlaş. 3 senelik imzala. Bak bu bizde iş yapar. Ben bunu söyleyeyim. Hani Ceko'yu yedek bırakacak. Ee, Corvette. Bence başlığı değiştireyim ben ya. Ben bunu düşündüm ama. Devriş Fenerbahçe dediğim. Bu sefer de diyorsunuz ki clickbait. Benlik bir şey yok arkadaşlar. Aha duyumun kaynağı ben değilim. Söyleyen kişiyi de söyledim. Günah ve vale onun boynuna. Hakkımızda hayırlısı olsun arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere. Bir beğeni de çok görmezseniz sevinirim.